Evet arkadaşlar, yeni bir çalışmayla beraber bu yıl sizlere genç de olsa bamya yetiştiriciliği hakkında videolar çekemeyecektik, yapamayacaktık sağlık sıkıntılarından dolayı. Genç de olsa bu yıl iki sırada olsa yiyeceğimiz kadar yetiştirmiş olduğumuz bamya pidelerini yiyeceğiz. Böyle bir şey oluyor bu arada. Bu bizim ağaçtan yapmış olduğumuz şiş diyoruz biz. Burası sera yeriydi. Seralar söküldü. Damlamalar hazırdı zaten. Babam o konuda yardımcı oldu. Şiş yardımıyla ekmiş olduğumuz tohumları bamya tohumlarına bir haline gelen bamyalarımızı bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Böyle. Damlamalara bir boşluğu dolu verilecek şekilde yaklaşık 25, yine her yıl olduğu gibi 50 cm arayla bamya pidelerimizi ekeceğiz. Bu videoda bir ilk oluyor. Eşim yardımcı oluyor bana. Daha önceki videolarda bu şekilde şey olmamıştı. Ama bu ilk oluyor. Damlamaların aktığı yere böyle göstereyim. Bu konuda bir biraz geç kaldık ama geç de olsa yapacak bir şey yok. Şiş yardımıyla damlamanın aktığı yere gelen kısmı bu yılda böyle bir çalışma yapacağız bakalım. Damlamayla her yıl normal şartlarda ben bamyayı sulamıyordum. Bu yılda sulayarak bakalım, bir deneme yapalım. Seneye de nasipse o şekilde yaparız. Gördüğünüz gibi fidelerimizde geç kaldığımız için ekmek için boyları gayet güzel uzadılar. İlk yapraklarını toprakta dökecektiler. Toprakta dökmediler. Gördüğünüz gibi köpük yolun içinde döktüler.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tek bir yolden şöyle göstereyim sizlere. İki sıra bamya fidemizi ektik. Geç de olsa bu yıl bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Çünkü bu şekilde ilk defa ektim. İlk defa eşim yardımcı oldu bu konuda. İlerleyen günlerde büyüme aşamalarını sizlere çekip göstermeye çalışacağım. Videolarımızı takip edip beğenmeyi unutmayalım. İlerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Bamyalarımızı ektik. Buraya bir misafir geldi. Böyle göstereyim size. Kirpi geldi buraya. Desene bir yürüsün o be. Gımılda mı ya? Top oldu bak. Bir şey olsa tutsak. O kapandı, rahatsız etmeyelim. Hadi bize iyi akşamlar diyelim. Şöyle son olarak da göstereyim size. Eski videoları takip edenler bilir, burası sera yeriydi. Seracılığı bıraktığımız için yerine yiyecek kadar da olsa, az da olsa bir şeyler ektik. Gene hayvan gübremizi döktük oraya her zamanki gibi. Tamamen ürünlerimizi doğal bir şekilde yetiştiriyoruz biz. Sadece su var. O da kaynak suyu, gördüğünüz gibi. Başka herhangi bir şey kullanmıyoruz arkadaşlar.